Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımımda ise iki şişte yapılan çok şık yaprak motifli patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Sadece şu alt kısmında bir dikişimiz var ve şu kısımda bir dikişimiz var. Ve patiğimiz bu şekilde tek parça şeklinde örülüyor ve dikildikten sonra bu hale geliyor. Patiğimizi ben 37 ve 38 ayak numaraları için sayılarını uyumlu yaptım. Diğer ayak numaraları için ise şuralardaki 28 diş haroşa sırası ördüm. Hem burada hem burada. Bu haroşa sıralarında artma ya da eksiltme yaparak diğer ayak numaraları için de uyarlayabilirsiniz. Bu orta kısımdaki yaprak motifleri aynı kalacak şekilde. Modelimize 28 ilmek atarak şişimize başladım. Sonrasında 28 diş haroşa sırası ördüm ve 5 adet yaprak motifimi ördükten sonra yine 28 diş haroşa sırasını ördüm ve patiğimi burada bitirdim. Tek parça halinde örülüyor ve bitiyor. Sonrasında şu kısımdan şöyle dikerek patiğimizi bitirmiş olduk. Gerekli malzemelerimiz böyle iki renk patikli gibi kullandım. Kırmızı ve beyaz. İğnemiz var. Makasımız var. Ve kenar oyası için ipimize uygun bir tığ kullandım. Şişlerim 3 mm, 3 mm olan her türlü şişle örebilirsiniz. Şimdi patiğimizin yapımına hep birlikte geçelim. Evet, ipimizi, şişimizi aldık. Şimdi ben ipi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmekleri de nasıl atıyorsanız o şekilde atabilirsiniz. Ben bu şekilde atarak başlıyorum. Patiğimize 28 tane ilmek atarak başlayalım. Toplam 28 ilmek atalım. Evet, ilmeklerimizi attık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Toplamda 28 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bunları, burası örgümüzün ters yüzü, ipimiz bu tarafta. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bakın, ilmeği şişime aldım. İpimi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. Bakın, ilmeği şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeği içinden çıkardım. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim. Her zaman en son ilmeği düz olarak örüyorum. Bu şekilde devam edelim. En son ilmeğe geldik. En son ilmeğimizi böyle düz olarak ördük. Örgümüzün burası arka yüzüydü. Şimdi ön yüzüne geçiyoruz. Bakın, ön yüzü bu şekilde. Şöyle altta çizgi çizgi böyle ilmeklerimiz var. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. En son ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi bu ön kısmında da örgümüzün ilmekleri yine ters olarak örüyoruz. Önde ve arkada ilmekleri ters olarak örerek haroşa örgümüzü oluşturuyoruz. Bakın, bir diş haroşa sırası oluşturmuş oldum. Sıra sonuna kadar gidelim. İlk haroşa sıramızı bitirmiş olduk. Böyle örgümüzün ön yüzünden saydığımızda toplam şu haroşa sırası toplam 28 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Evet, bakın bu şekilde toplam 28 diş haroşa sırası olana kadar ördüm. Birlikte sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve 28. 28 diş haroşa sırasını ördükten sonra burası örgümüzün ön yüzüydü. Ön yüzünden sayıyoruz. Şimdi arka yüzündeyiz. Arka yüzünden diğer rengimize geçeceğiz. Şöyle ipimizi buradan bağlayalım. Şekilde beyaz rengimizi burada kesebiliriz çünkü kırmızı rengimizle bayağı öreceğiz.
şekilde bir kez daha düğümledikten sonra kırmızı renk ipimizi geçiyoruz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Burası örgümüzün arka yüzü. İlk ilmeği renk geçişlerinde örüyorum ben. Diğer ilmeklerimizi de böyle bu şişimize 10 tane ilmek alalım. Yine ilmekleri ters olarak örüyoruz. Yani haroşa örgü yapacağız. Örgümüzün tamamı haroşa örgüden oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. Şu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kırmızı renkli ilmeğimizi ördük. Şimdi örgümüzün ön yüzünü çevirdik. İlk ilmeği örmeden aldım. Yani geriye döndük. Diğerlerini yine ters olarak örüyorum. En son ilmeği düz olarak örüyoruz. En son ilmeği hep düz olarak örüyoruz. Onu her zaman söylememe gerek yok. Şimdi örgümüzün yine ters yüzüne geçtik. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örerek ilerliyoruz. Bu şekilde örelim. Yine ilmekleri ters olarak örüyoruz. 10 tane kırmızı renkli ilmeğimizi örelim. Bakın 10 tanesini ördük. Bu sıramızda sonrasında beyaz renkli ilmeklerden 3 tanesini daha örüyoruz. 1, 2, 3 ve örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Örgümüzü çevirdik. Burası örgümüzün ön yüzü. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Diğerlerini yine ters olarak örelim. Son ilmeği düz olarak ördük. Örgümüzün ön yüzü bakın. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz. Yine kırmızı renkli ilmeklerimizi örelim. Kırmızı renkli ilmeklerin hepsini ördük. Yine 3 tane beyaz ilmeğimizi daha katıyoruz bu tarafa. 1, 2, 3. Örgümüzün ön yüzünü çeviriyoruz. 3 ilmek daha arttırmış olduk kırmızı renkli ilmeklerimizi. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini sıra sonuna kadar örüyorum. Her kırmızı renkli sırada 3 ilmek fazlalaştırıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Bakın. Kırmızı renkli haroşa sıralarımız 1, 2, 3. 3 adet oldular. Şimdi tekrardan örgümüzün arka yüzünü çeviriyoruz. Yine kırmızı renkli ilmeklerimizi beyaz kısma kadar örelim. Evet, kırmızı renkli ilmeklerimizi ördük. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine arka yüzündeyken 3 tane beyaz renkli ilmeğimizi daha bu tarafa katıyoruz. 1, 2, 3 ve örgümüzün ön yüzünü çeviriyoruz. İpimiz bakın şöyle burada. İlk ilmeği örmeden aldık. Diğerlerini yine örerek sıra sonuna kadar gidelim. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, sıramızı tamamladık. Bakın yine 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa sırası kırmızı rengimizle örmüş olduk. Şimdi tekrardan örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine kırmızı renkli ilmeklerimizin hepsini beyaz ilmeklerimize kadar örelim. Evet, kırmızı renkli ilmeklerimizi sonuncusunda ördük. Yine buradan 3 tane beyaz ilmeğimizi kırmızı rengimizle örüyoruz. 1, 2 ve 3.
Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Diğerlerini sıra sonuna kadar örerek ilerleyelim. Sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 5 diş haroşa sırası kırmızı rengimizle ördük. Örgümüzün arka yüzüne geçtik. İlk ilmeği örmeden alalım. Diğerlerini yine tamamını örelim. Kırmızı renkli ilmeklerin hepsini örelim. Kırmızı renkli ilmeklerin hepsini ördük. Şimdi yine son şöyle 3 tane ilmeğimizi bu tarafa ekliyoruz beyaz. 1, 2, 3. En son 3 tane ilmeğimiz beyaz kaldı. Şimdi örgümüzün yine ön yüzüne geçiyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Her zaman diğerlerini örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, örgümüzün ön yüzündeyiz. Sıramızı tamamladık. Şimdi kırmızı renkli haroşa sıralarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. şişimizde bakın böyle 6 diş haroşa sırası ördük kırmızı rengimizle. Her defasında 3 3 arttırarak ilerledik. Sıra sonunda 3 tane beyaz rengimiz kalıyor. 3 ilmeğimiz. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Burada yaprak motifimizi tamamladık. İlkini beyaz rengimizi tekrardan bağlıyoruz. Burada kırmızı renkli ipimizi isterseniz kopartabilirsiniz. Kopartmadan da ilerleyebilirsiniz. Şu mesafe çok fazla olduğu için ben kopartmıştım. Şimdi beyaz rengimizde ilmeklerimizi örelim. Renk geçişlerinde ilk ilmeğimizi örüyorum ben. Şimdi örgümüzün arka yüzünde renk geçişini yapıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Haroşa örgü dışında farklı bir şey yapmıyoruz bu modelimizde. Yaprak motifimizin ilkini tamamlamış olduk. Şimdi bütün ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. En son kalan 3 ilmeğimizi de ördük. Bakın renk geçişini yapmış olduk. Şimdi örgümüzün ön yüzünü çeviriyoruz. Bakın yaprak motifimizi oluşturmuş olduk. Şimdi şu kısmını yapıyoruz. Bakın ilk yaprak motifimizi oluşturduk. Sonrasında 3 diş haroşa sırası örelim beyaz rengimizde. Bakın şu aradaki haroşaları öreceğiz. Tamamlayalım. Sonrasında diğer yaprağımıza geçeceğiz. Evet, beyaz rengimizde de 3 diş haroşa sırası ördükten sonra şimdi tekrardan kırmızı rengimize geçeceğiz. Aynı yaprak motifini yine aynı şekilde uygulayacağız. Bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet yaprak motifimiz olana kadar bu şekilde öreceğiz. Yaprak motifi 3 diş haroşa sırası, yaprak motifi 3 diş haroşa sırası bu şekilde ilerleyeceğiz. Yapraklar arasında 1, 2, 3, 4, 4 defa 3 diş haroşa sırası örmüşüz. Yaprak sayımız da 5 adet. Tamamlayalım. Sonrasını yine birlikte öreceğiz. Evet, bakın bu şekilde ben modelimizi tamamladım. 5 tane yaprak modelimizi ilk sıradaki gibi aynı şekilde yaptım. Aralarda 3'er diş haroşa sırası var. En son 5. yaprak modelimizi de yaptıktan sonra 27 diş haroşa sırası ördüm. Burada saydığımızda toplam 27 diş haroşa sıramız var. Şimdi 28. sıramızda kameraya çarptım, kusura bakmayın. Şimdi 28. sıramızda ilmeklerimizi bitirerek patiğimizi bitireceğiz. 2 ilmeği birlikte örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum.
Bakın bu şekilde son ilmeğe kadar gidelim. Tek ilmeğimiz kaldı. Bu tek ilmeğimizi de iki defa örerek ipimizi burada keselim. Böyle bir kez daha örelim. 2 ve buradan ilmeğimizi artık keserek bu şekilde kapatmış olacağız. Şimdi bundan sonra patiğimizin dikim aşamasına hep birlikte geçelim. Evet, patiğimizin örgüsünü bitirdikten sonra şöyle ikiye katlıyoruz ve sonrasında şu kısımdan başlayarak diktim ben. İsterseniz bu kısımdan da başlayabilirsiniz. Öncelikle tersinden başladım dikmeye. Tam şu üçüncü yaprak motifi tam böyle ortaya gelecek şekilde. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü yaprak motifi tam orta kısmı oluyor. Şöyle ben her yerini beyaz renkle diktim. Şöyle ipimin ucunu öncelikle ben düğümlemiyorum. Böyle birkaç kez şu kısımlarından geçirdikten sonra uç kısmını düğümleyelim. Patiğin tamamını tersinden de dikebilirsiniz, düz kısmından da dikebilirsiniz. İlk başlangıç kısmını ben tersinden dikiyorum bu şekilde. Sonrasında böyle çevirerek hem bu kısmının sivriliğini engellemiş olduk. Böyle ilmekleri karşılıklı alarak dikmeye başlayalım. Bu şekilde şu topuk kısmına kadar dikelim. Evet, topuk kısmına kadar düz tarafından diktim. Şimdi topuk kısmını böyle tersinden dikeceğim. Burası dönüş kısmı olduğu için. Evet, sonrasında yine böyle düz tarafını çevirdim ve yine ilmekleri karşılıklı alarak böyle dikmeye devam ediyorum. Evet, şu kısmı da sonuna kadar bakın böyle diktikten sonra ipimizi koparttık ve dikim kısmını bitirmiş olduk. Şimdi kenar oyası yapımına geçelim. İsterseniz sade şekilde de kullanabilirsiniz. Ben kenar oyası yaptım. Şöyle tığımızla arkalardan böyle başlayalım. Sık iğneyle birleştirdik. 1, 2, 3 zincir çekelim. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapalım. Sonrasında 1, 2, 3. Üçüncü. Bakın şuralarda delik kısımları var. 1, 2, 3. deliğe battık. Kendinize göre bakın. Eğer şu kısmı çok genişse daha sık aralıklarla değil, daha geniş aralıklarla batın. Bakın böyle ben kaçıncı batmışım burada bir bakalım. Hep böyle batmışım aynı. Tekrar bakın 1, 2, 3. Üçüncü deliğe battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı deliğe tekrar battım. Böyle kenar oyası yapmış oldum. 1, 2, 3. Üçüncü deliğe battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı deliğe tekrar sık iğne olarak battım. Bu şekilde etrafını dolanalım. Evet, patiğimizin bakın etrafını kenar oyasıyla dolandık. Hem şu ağız kısmını biraz böyle daraltmış olduk. Kenar oyasıyla genişliğini gidermiş olduk. Şimdi en son kısma geldik. Yine en son ilk battığımız yere battım. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çektim. Ve ipimi burada artık kesiyorum. Ve kenar oyasını bitirmiş olduk. İpimizi de şöyle buradan gizleyebiliriz. Bu şekilde patiğimizi bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu modelimizi de hep birlikte yapmış oluruz. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.